Fatih Ver'den merhaba. Bugün nerede izlerseniz İstanbul Veliefendi Hipodromu bünyesindeki Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'ndeyiz. Neden buradayız derseniz, burada özel olan çocuklara atla terapi veriyor diye veriliyor diyebiliriz. Yanımda Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nin müdür yardımcısı, aslında mimarlarından olan Sayın Bercis Merdanoğlu var. Ve diğer tarafımda da yine Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nin fizyoterapistlerinden olan Muhammed Ali Yavuz Demir var. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bercis Hanım, TJK Atla Terapi Merkezi hizmetleri nasıl başladı? Nasıl bir hikayesi var diye soralım size. 2015 yılının Mayıs ayında Engeller Haftası ile İstanbul'da ilk merkezimiz açıldı. İlk açılmasından önce tabii ki özel atları seçmemiz, özel çiftliklerden atları seçtik. Ondan sonra profesyonel anlamda at binen ve çocuklarla iyi iletişim kurabilecek takım arkadaşları seçtik. Sonrasında Engeller Haftası ile hizmeti açtık atla terapi merkezlerimizi. Türkiye Jockey Kulübü'nün sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi atla terapi merkezi. Şu an Türkiye'deki 7 hipodromumuzda... Tam onu soracaktım. Hangi hipodromlarda, nerelerde var diyecektim. Siz söylediniz. Türkiye'de 9 hipodromumuzun 7'sinde şu an aktif olarak çalışıyor. Bunlardan İstanbul başta olmak üzere ilk 2015 yılında Mayıs ayıyla İstanbul'dakini açtık. Sonrasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Bursa, İzmir, Elazığ, Adana, böyle 7 tane merkezimizi açtık. 7'sinde de şu an haftanın 3 günü atla terapi hizmeti veriyoruz ücretsiz olarak. Onu da belirtelim. Bu hizmet ücretsiz. Evet. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Tamam. Biz kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir şey ücret talep etmiyoruz. Ayrıca sadece engelli çocuklarımız için değil bu. Haftanın iki gününde serbest binicilik günlerimiz var. Normalde insanların, çocuklarımızın ve yetişkinlerin atlarla birlikte temas etmesi, atlara ondan sonra güzel bir diyaloğa geçmesi için ücretsiz biniş içinde gelebiliyorlar. Bir şekilde hayvanlarla insanlar arasında da bağlantıyı sağlamış oluyorsunuz. Evet, iletişim. Peki, şey merak ediyorum. Terapi atlarını diğer atlardan ayıran, mesela az önce de söylediğiniz atları seçmek bir zaman aldı dediniz. Ne farklılıkları var? Terapi atları şu an çok farklı tabii. Çünkü engel gruplarına göre terapide cevap veren atlar daha farklı. Boy uzunluğu 1.45 ile 1.55 uzunluğunda olmasına bakıyoruz bazı şartlarımızdan bir tanesi. Bu neden serebral palsili çocuklarımızda o adımları atarken daha rahat atılabildiği ile ilgili araştırmalar bunu bize söylüyor. Yürüme adımlarını istediğimiz gibi ritmik, sürekli tekrar eden adımlar olmasına bakıyoruz. Sağlık probleminin olmaması, 7 yaş üzerinde atlar olmasın, daha olgun atlar olmasına bakıyoruz. Onun dışında mizacı ile ilgili testlerimiz var. Tekerlekli sandalyeyi yanına getirebiliyor mu? İşte onun üzerindeyken aldığı seslere karşı ne kadar duyarlı, gürültüye karşı ne kadar duyarlı, daha sakin mizaçlı atlar seçmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanı tabii ki atlar kendi başlarına, başlı başına çok güzel bir his duygusuna sahip. Bize davranışları çok farklı, o özel çocuklarımız olan davranışları çok farklı. Gerçekten farklı mı? Kesinlikle farklı. Çünkü o duyguları bizden çok daha ilerlemiş bir şekilde. Ben yanlışlıkla atın gözüne elimi soksam bana çok büyük tepki verebilir. Fakat bizim özel çocuklarımız saç işte yelelerini çekiyor, gözlerine parmaklarını sokuyor ve onlara hiç tepki vermiyorlar. Bu onlarla onların arasındaki bağ ve iletişimden kaynaklanıyor. Şimdi hep şey deriz ya, kedi, köpek hani çocuklara zarar vermez diye. Demek ki atların da böyle duyguları gelişmiş olduğunu. Şu an dünyada 3 tane hayvan destekli terapi biçimi var. Bunlardan bir tanesi atlarla olan, bir tanesi köpekler, bir tanesi de yunuslar. Evet. Üçü aktif bir şekilde terapilerde kullanılıyor. Peki. Şimdi bir haberimiz var, onu izleyelim, sonra tekrar buradayız. Hasan Dişbudak, Adana'da depodan bozma bir evde yaşıyor. Atık malzemeleri satarak hem kendi hem de yanındaki 40 köpeğin geçimini sağlıyor. 4 yıldır ben suyun kenarındayım, mücadele yapıyorum. Canlılara, hayvanlara hepsine müdahale yapıyorum, bakıyorum kemik memik ama imkanım yetmiyor. Yani bunu keneleri, bitleri çuvalıyor. Yiyecek imkanı yetiremiyorum. Dişbudak 5 yıl önce annesini ve babasını kaybetti. Ailesi hayattayken inşaatlarda günübirlik çalışıyordu. Fakat ailesini kaybedince sokaklarda yaşamaya başladı. Ve yeni hayatı sokak hayvanları oldu. Benim canlarım, ciğerlerim aynı kendilerini nasıl çocuklarını canlar gibi seviyorsa, onlara imkan ediyorsa benim de çocuklarım bunlardır. Beraber yatağımda yatıyorlar, beraber kalkıyor, onlarla günümüz geçiyor. Kısıtlı imkanlarla 40 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Hasan Dişbudak'ın hayvanseverlerden bir ricası var. Hayvanseverlerden işte yardım talep ediyoruz.
biraz imkan verseler bunları daha iyi karın doyururuz. Peki Bercis Hanım, atla terapi hizmetinden az önce de söylediğiniz böyle yüzeysel geçtik ama kimler nasıl faydalanabilir? Atla terapi merkezlerimize biz her çocuğu kabul ediyoruz. Sadece bizim için önemli olan engel raporu olan, engel raporu yoksa başka bir problemleri varsa doktorlarından, bütün herkes için geçerli bu, doktorlarından atabilmesi uygundur, atla terapi görmesi uygundur denilen çocuklarımızı kabul ediyoruz. Bizim için sağlık raporları o yüzden çok önemli. Yani atabilmesi doktorları tarafından öngörülen kişileri bindirmeyi doğru buluyoruz. Onları alıyoruz ve sonrasında 10 hafta ücretsiz bir şekilde bu sisteme devam ediyoruz. 10 haftanın sonunda terapide gelişme hem bizim ekip arkadaşlarımız tarafından hem de doktorları tarafından görülürse terapiye devam ediyoruz. Peki ekip kimlerden oluşuyor? Ekibin en başında şu an bütün ekiplerimizin başlarında fizyoterapistlerimiz var. Ben psikolog olarak koordine ediyorum arkadaşları. Onun dışında da yan yürüyücü arkadaşlarımız var. Fizyoterapist arkadaşlarımız eklemle ilgili çocukların fizyolojik özellikleriyle ilgili hareketleri burada atın üzerinde yaparken ya da atın yanında yaparken yan yürüyücü arkadaşlarımızın binicilikle ilgili kısmı güçlendirmeye, onlarla iyi iletişime sahip olan arkadaşlar. Ayrıca yan yürüyücü arkadaşlarımız atlarla özellikle iletişime geçen. Çünkü terapi atlarının da terapide gibi evet. sağlıklı kalması çok önemli bizim için. Yan yürüyücü arkadaşlarımız onların annesi babası gibi onların bakımlarını sağlayan. Çünkü bütün bakımlarını bizim yan yürüyücü arkadaşlarımız yapıyor. Onların bütün tepkilerini ve özelliklerini bilen arkadaşlar. Peki şimdi sorularım da yok ama yan yürüyücü, mesela atları çok seven bir insan vardır ama yan yürüyücü olmak istiyordur. Bunun böyle bir iş başvurusu var mı yani? Atla terapi merkezine ben yan yürüyücü olarak gelmek istiyorum diye bir başvuru yapabilir mi insanlar? Böyle bir prosedürü var mı? Biz seçtiğimiz arkadaşları şöyle aldık. Ya Apprent Eğitim Merkezi'nde 2 yıl bu konuda eğitim almış olan arkadaşlar ya da Atçık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuş arkadaşlardan yan yürüyücü arkadaşlarımızı seçtik. Bu yolda tabii ki gelen arkadaşlar olursa başvuruda bulunabilir. Tamam. Şimdi bir haberimiz var. Onu izleyelim. Tekrar döneceğiz. Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleşti. Hamile kedi bir apartmanın çatı katında asansör dairesinde mahsur kaldı. Apartman 6 katlıydı. Çatı katından kedi sesi duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çalışma sonrasında kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hamile olduğu anlaşılan kedi, apartman sakinleri tarafından sahiplenildi. Şimdi az önce de yan yürüyücülerden bahsettik. Anonsu da söylemeyi unuttum. Birazdan da hem yan yürüyücü arkadaşlarımız hem de özel çocuklarımızın aileleri ve özel çocuklarımızla da konuşacağız. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi atların biniş aksesuarları normal aksesuarlardan farklı mı mesela? Onu da merak ediyorum. Tabii şu an şimdi yarı atçılığın içinde de çok farklı aslında aksesuarlar baktığınızda. Tamam. Engel atlama yarışlarındaki aksesuar ve eğerle bizim yarış atlarında kullandığımız eğerli aksesuarlar da farklı. Terapideki tamamıyla farklı. Terapinin içinde de engel gruplarına göre ayırdığımız aksesuarlar farklı. Eğer çocuğa komut öğretmekle ilgili bir şey yapıyorsak daha çok renklerin kullandığı dizginleri kullanıyoruz. Eğerleri hiçbir şekilde eğersiz bindirdiğimiz çocuklarımız oluyor atın ısısından yararlanmak için. Fizyoterapistimiz o eğeri uygun görmüyor. Eğerimizi çıkartıyoruz ve voltage eğer denilen daha böyle ince onlara da bindiriyoruz. Farklı eğer türleri ve materyal var. Bu hangi çocuğumuzun hangi engel grubuna göre, hangi bozukluğuyla ilgili ya da eksikliğiyle ilgili ne varsa onu tamamlayacak materyaller kullanıyoruz. Harika. Peki bir yaş sınırı var mı bununla ilgili? Bizim bununla ilgili yaş diye de daha çok kilo sınırımız var. Çünkü atlarımızı yaklaşık 65 kiloya, 70 kiloya kadar maksimum bindiriyoruz. Bununla ilgili çocuklarımız, özellikle Down sendromlu çocuklarımız çok kilolu geliyorlar. Onların da kilo vermesini destekleyici bir terapi aslında olarak aslında güzel bir sağlık yönlendirmesi O anda binmeyebilirler. Zaten atların sadece ata binmek gerekmiyor. Ata dokunmak, atı izlemek de zaten terapidir. Ata dokunduğumuz zaman vücudumuzdaki oksitosin, yani mutluluk hormonunun yükseldiğini, kortizon hormonunun düştüğü zaten bilimsel olarak kanıtlanmış. Çocukların bir araya gelmesi bile onlar için aslında terapi. Harika. Haftada 3 gün hizmeti veriyorsunuz.
3 gün terapi hizmeti, 2 günde serbest binicilik hizmeti veriyoruz. Peki talepler nasıl, yoğunluk oluyor mu? Biz çok yoğunuz bu konuda. 7 hipodromumuza aktif bir şekilde, çok yoğun bir şekilde gidiyor. Çok daha fazla yaygınlaşmasını da aslında talep ediyoruz. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Berdis Hanım şu an İstanbul'da ama aslında Berdis Hanım tüm atla terapi merkezlerinin başında yöneticisi olan bir insan diyebilir miyiz? Koordine ediyoruz biz müdürlük olarak. Apprenti Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak koordine ediyoruz. Onun dışında tabii ki yani şu ana kadar baktığımızda 55 bin terapetik biniş gerçekleştirmişiz. 2015 yılından bugünümüze kadar tüm hipodromlarımızda bu sayıyı bile görmek bizi mutlu ediyor. Harika. Şimdi bir veteriner VTR'miz var, onu izleyelim, sonra tekrar buradayız. Bu sevimli can geçtiğimiz haftalarda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulundu. Yüksek olasılıkla terk edilmiş, dişi ve 2 yaşında. Rus finosu kırması ve tuvalet eğitimi de var. Çok akıllı bir köpek. Bu sevimli dostumuzun yuva arayışında ona destek olmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki telefon numarasından şu anki geçici sahibine ulaşın. İletişim 0506 610 8402. Bir fizyoterapist olarak bu hizmeti yararlı buluyor musunuz? Tabii ki yararlı buluyorum. Zaten atla terapi sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir terapi. Hatta yurt dışında SGK'da karşılıyor bunu. Bunun hakkında birçok klinik çalışma var. Bir sürü makale var diyebilirim. Hani sadece engelli çocuklar için değil, bel ağrısı için bile atla terapinin iyi geldiğine dair makaleler var bu alanda. Ve kaliteli makaleler, hani değerli makaleler diyebilirim. Serebral palsi üzerine, Down sendromlar üzerine, otizmler üzerine. Daha çok tabii fiziksel engelli çocuklar üzerinde yapılan makalelerin kanıtlanabilirliği daha fazla olduğu için bu alanda hani serebral palsiler üzerinde yapılan makaleler daha fazla diyebilirim. Peki atla terapi çocuklardaki hangi el engelleri düzeltmeye destek oluyor, yardımcı oluyor diyebiliriz? Atla terapi duysal problemi olan öğrencilerde atın vücut ısısı, vücut yapısı ya da bedensel engelli çocukların oturma, dizüstü ya da baş boyun dengesi, boyun kontrolü alanında çok etkili. Özellikle oturma dengesi olmayan çocukların burada çok güzel ilerlediğini görebiliyoruz. Şu anda binen öğrencilerimizden bir tanesi var zaten. Yaklaşık 4-5 ay önce hiçbir şekilde oturamıyordu. Tamamen öne doğru yığılan bir öğrencimizdi. Şu an hiç sadece yanından bir el desteğiyle kendi başına oturabiliyor. Evet, tabii farklı alanlarda da tedavi oluyorlar öğrenciler. Ama bu alanda kesinlikle kanıtlanmış bir tedavi biçimi. Peki Muhammed Ali Bey, sizden fizyolojik şeylerini aldık. Şimdi Berdis Hanım'dan da biraz psikolojik taraflarını alacağız. Muhammed Ali Bey'den fizyolojik şeylerini az önce duyduk. Peki psikolojik olarak ne farklılıklar yaratıyor? Bilimsel olarak olanlardan bahsedecek olursak, atlarla olan zaten çocukların iletişimi onların sosyalleşmesine çok büyük etki sağlıyor. Atlar çok sosyal hayvanlar. Onlarla bir araya gelmek. Bir kere zaten evlerinde onunla ilgili hazırlık yapmaları. Çünkü çocuklarımız kendi başlarına bir şeyleri yapmakla ilgili problem yaşıyor olabilirler. Bunlardan kıyafet giymek olabilir, o gün oraya gelmek için beslenmek olabilir. Ayakkabısının bağcığını çözmek işte ya da bağlamak olabilir. Bir kıyafetini giymek, ihtiyacını karşılamak olabilir. Evden çıkmasından itibaren ya da evdeki bütün şeyini buraya geldiğim zaman ata bineceğim düşüncesiyle birçok şeyi yerine getiriyor. Onun dışında işte araç kullanması, buraya gelmek için bir vasıta kullanması. Buraya geldiği zaman tekerlekli sandalyeden sadece merdivenlere kadar yürümek için adım atmaya çalışması. Yürürken merdivenlerden yukarıya çıkarken yükseklik korkusu varsa bunu yenmesi. Atın üzerindeyken ben yukarıdayım, herkes aşağıda. Ben bir şey kontrol edebiliyorum ve hayatımda bunu ilk defa başarıyorum. Ve bu kadar cüsseli ve büyük bir hayvana ben hükmedebiliyorum. Onun kendine olan çok fazla özgüvenini geliştiriyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece burada geldik, atı sadece dokunuyoruz ve onun ısısını hissediyoruz. Dediğim gibi mutluluk hormonunu salgılıyor ve onun stresle ilgili bu nöbetleriyle ilgili olan şeylerde çok azalma olduğunu gördük. Dediğim gibi burada hem iletişim kurması, onlarla iletişim kurması, ekip arkadaşlarımızla iletişim kurması, bazen de psikolojik olarak hiçbir şekilde konuşmayan çocuklarımızın konuşmadan onunla iletişime geçmeye çalışması, konuşmaya çalışması, ilk kelimesinin at olması böyle çok mucizevi şeye rastladık biz. Çok fazla aslında psikolojik olarak faydası var. Bu merkezlere gelmek isteyen tüm ailelere sadece atabilmek inle olmasın. Gelsinler buraya çocuklarını atı sevdirmek için bile olsa. Hipodromlarımıza mutlaka gelsinler. Onun dışında bireysel olarak başvuruda bulunmak isteyenler veya kurumlar bütün hipodrom müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Dediğim gibi bir dilekçeyle hipodromlarımıza geliyorlar ve
engelli raporunun yanında atabilmesi uygundur, atla terapi görmesi uygundur raporunu aldıktan sonra ücretsiz bir şekilde bizim randevu sistemimize belli onlara göre gelebiliyorlar. Buradan bütün çocuklarımızı, velilerimizin mutlu olduğunu görmek de bizi çok mutlu ediyor. Önemli. Amacımız da çok zaten önemli. Sadece onlardaki ikisinde de hem velinin hem çocuğun gülümseyişine ortak olabilmek. Beni bile gülümsettiniz yani. Ben anlatırken böyle çok hoşuma gitti. Yani ben keyif aldım çünkü o an bahsettiğiniz şeyler gerçekten bir çocuğun o iletişiminden mutlu olması herhalde bence insanı en mutlu edebilecek şey. Bir de için içinde hayvanlar var yani. Daha evet. Ne olabilir ki? Evet. Çok önemli yani hayvan dediğimiz adlar yani çok önemli hayvanlar. Bizim için çok önemliler. Biz de o yüzden bütün çocuklarımızı, ailelerimizi buraya bekliyoruz. Harika. Şimdi bir kayıp ilanımız var. Onu izleyelim. Paşa erkek bir kangal. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli'de bir otogaleriye sahiplendirildi. Fakat Paşa 25 Temmuz sabahı boynunda bir tasma ile kayboldu. Paşa'nın şu anki sahibi çok endişeli. Görenler veya duyanlar lütfen aşağıdaki numarayı arasın. İletişim 0533 355 4752. Şimdi özel çocuklarımız ve aileleri yanımızda. Fatma Bozkurt Saraç yanımızda ve sevgili Alp yanımızda. Fatma Hanım, ne kadar zamandır buraya geliyorsunuz? Biz 2015-2016 yılında başladık buraya gelmeye. Her hafta terapilere devam ediyoruz. Peki faydasını gördünüz mü? Alp'te ne gibi değişimler var? Alp'in aslında nasıl bir sağlık sorunu var ve gelişimler, değişimler ne şekilde? Şöyle, Alp doğuştan serebral palsili, beyin felci. Bu da onun ağır bedensel engelli olmasına sebep oldu. Bunun yanında bir de konuşamama engeli var. Zihinsel olarak herhangi bir problemi yok. Tabii bedensel engel olduğu zaman da bu onun kaslarının geçtiği her alanda bir dezavantaj. İşte yürüme, ellerini kullanma, gövde kontrolü, baş kontrolü, tüm bunlar için atla terapiye başladık. Doğduğunda zaten fizyoterapi, havuz, yani hipoterapi bunların hepsini aldık. Son yıllarda da işte 4-5 senedir de buraya başladık. Ve Alp'in gövde kontrolü, baş kontrolü, ince motor tutma bırakma becerilerinde hepsinde çok hızlı bir şekilde gelişme sağladık burada. Faydasını gördüm. Evet, kesinlikle. Alp'e de soru sorsam cevap verebilir mi bana? Evet, o size mimikleriyle evet ya da hayır şeklinde kafasını sallayıp cevap verebilir. Hazır mısın? Tamam. Atabilmeyi seviyor musun? Alp çok seviyormuş. Alp gözlerini kırpınca anlıyoruz. Peki Alp, hangi atlar demeyeceğim ama buraya hep gelmek istiyor musun? Evet, gelmek istiyormuş. Evet, siz anlayabildiniz. Evet. Alp mutlu galiba burada. Bakayım. Alp, mutlu musun burada? Mutlu. Evet. Peki. Şimdi İlker Bey'di değil mi? İlker Becit ve Esra Becit'le beraberiz. Esra, senden başlayalım önce istersen değil mi? Esra, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Anlat bakalım. Buralarda neler yapıyorsun? Ben ders yapmaya geldim. Ders yapmaya geldim. Evet. Ders yapmaya. Evet, bilmeyi çok seviyorum. Çok seviyorsun. Evet. Atları seviyor musun? Evet, seviyorum. Peki seni mutlu ediyorlar mı atlar? Evet. Ay harika. En çok burada mesela sevdiğin at var mı? Var. Adını biliyor musun? Biliyorum. Ne adı? Zencefil Güneş. Bir de Köpük. Köpük? Evet. Asıl adı Köpük mü? Evet. Allah. Peki ne kadar, her gün geliyor musun buraya? Haftada kaç gün geliyorsun? Perşembe. Perşembe günleri geliyorsun. Evin uzak mı? Yok. Uzak. Nesiydi? İstanbul. İstanbul. İkisini de söyle. TRT Asparslan tarih 365. Oo, adresi de aldık. Peki İlker'cim, sana da şunu soracağım. Kardeşin Esra. Kardeşim. Nasıl? Esra'daki gelişim, ya, değişim, buraya ne kadar zamandır geliyorsun? Biz hemen hemen 4 sene geçti buraya geleli. Esra işte Down sendromu olduğu için bedensel değil bizim engelimiz, birazcık daha zihinsel olduğu için gerekli şeylere mesela atla terapide daha farklı oluyor. Geldiğinden beri kendi başına mesela atlara biniyor, iletişime, güçlenmesi, birçok şey farklı oldu. Bu durumlarda yani kendi bakış açısı olsun, öğretmenlerine sevgisi olsun, dışarıya bakışı, bunu arkadaşlarının anlatışı, rahatlıkla çekinmeden anlatışı olsun. Bu çok farklı bir durum. Yani bir de zaman geçtikçe daha farklı oldu mesela. Onu tamamlıyorlar birbirlerini.
Yani anlattığı gibi mesela severek nasıl anlattığını siz de şahit oldunuz evet, biraz evet. önce. O yüzden yani ben tam bir şey söyleyemiyorum daha fazla. Çünkü kendisi çok iyi anlatıyor onları. Çünkü kendisi çok mutlu oluyor. Perşembelerin gelmesine okuldan çıktıktan sonra kendi istiyor. Yani normalde dediğimiz çocuk hani yorgun olur bilmem ne olur deriz ama can atarak gelmek istiyor buraya. Esra, söylemek istediğin başka şeyler var mı atlarla ilgili, buraya gelmekle ilgili? Ben çok güzelim, ben çok mutluyum. Herkes sizi çok seviyorum, ilk varsınız. Teşekkür ederim, sen de iyi ki varsın. Peki şeyi merak ediyorum, sizin için de zor oluyor mu? Yani gidip gelmek yoruldu ama mutlaka İstanbul'da bazı şeyler zor olabiliyor. Bunun farkındayım, yani trafikte oydu buydu. Bazı başarılar için hani herkes bir bedel ödemesi gerekir ya. Bu bedeli bazı insanlar sevdiklerine mecburen ödemesi lazım. Benim mesela babam çalıştığı zaman ben getiriyorum. Benim işim olduğu zaman babam getiriyor. Ama biz bu engelleri aşmak zorundayız. Biz ona 2 saat, 3 saat ayırmamız lazım gün içinde ki bu engelleri aşmamız lazım. Çünkü engelsiz biri için aşmamız lazım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz sizlere. Biz de teşekkür ederiz. Az önce fizyoterapistimizle konuştuk, engelli çocuklarımızın aileleriyle de konuştuk, Bercis Hanım'la da konuştuk ama bir kahramanlarımız daha var burada. Yan yürüyücülerimiz deniliyor onlara. Kendi adları öyle. Sevgili Serap Göz ve isminiz neydi onun? Yeliz Yıldırım. Yeliz Yıldırım'la beraber yan yürüyücülerin neler yaptığı ile ilgili ufak detaylar alacağız. Yan yürüyücüler olarak mesela neleri gözlemliyorsunuz? Neleri gözlemliyoruz? Çocuğun bütün hareketlerini gözlemliyoruz. Şu şekilde fizyoterapistlerimiz bize o günkü programda ne varsa, hangi hareketlerin yapılması gerektiğiyle ilgili önceden gösteriyor. Bugün bu çocuğa bu çalışmayı yapacağız diyor. Yine aynı şekilde fizyoterapistimiz de bizimle birlikte onun gösterdiği hareketleri çocuğa uygulattırıyoruz. Neleri gözlemliyoruz? Çocuktaki gelişmeleri gözlemliyoruz. Bizim için ufacık bir gülümsemesi, ufacık bir tepki vermesi bile çok büyük bir şey. Çünkü bazı çocuklarımız hiç konuşamıyor ya da hiçbir hareket yapamıyorlar. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Atı gözlemliyoruz. Atla çocuğu uyumlandırmamız gerekiyor. ve tabii ki yine çevreye karşı da gözlemliyoruz dışarıdan gelecek olan tepkilere. Çünkü atlar sesten ya da bir olumsuz bir şeyden hemen ürkebilirler. Bu yüzden çocuğun güvenliği açısından da çevremizde gözlemliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Pativer'den bu haftalık bu kadar. İlk defa ben de mikrofonlu bir açılış ve kapanış yapmış oldum. Kendinize çok iyi bakın ve bol patili günleriniz olsun. Hoşça kalın.